Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin ovaları hakkında bilgi vereceğim. Türkiye'nin ovalarını ilk önce oluşumlarına ve bulundukları yere göre ikiye ayırıyoruz. Bulundukları yere göre ovalarımız kıyı ovalar ve iç ovalar. Oluşumlarına göre ise delta ovaları, karstik ovalar, tektonik ovalar ve volkanik ovalar diye dörde ayıracağım. İlk önce bulundukları yere göre ovalar, kıyı ovalar ve iç ovalar. Kıyı ova dediğimizde deniz kenarında bulunan ovalara biz kıyı ovalar diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Deniz kenarında olan ovalar kıyı ova. Yani bir ova kıyı ova olurken aynı zamanda delta ovası da olabiliyor. Yani ikisini bir arada taşıyabiliyor. Sorularda öğretmenim işte bir tanesi kıyı ova, diğeri delta ovası nasıl oluyor falan demeyin. İkisi bir arada oluyor. Birisi bulunduğu yere göre, birisi de oluşumuna göre. Örneğin Çarşamba Ovası hem delta ovası hem de arkadaşlar kıyı ovası. Evet, şimdi kıyı ovalar dediğimizde deniz kenarında olan ovalar dedik. İlki Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, Adapazarı Ovası gibi. Bunlar Karadeniz kıyısında bulunuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çarşamba, Bafra Karadeniz bölgesinde. Adapazarı Ovası arkadaşlar Marmara bölgesinde. Meriç Ovası var yine Marmara bölgesinde. Ege bölgesinde bulunan kıyı ovalarına ise Dikili, Menemen arkadaşlar, Selçuk ve Balat ovaları örneğini veriyoruz. Akdeniz bölgesinde kıyı ovalarımız Antalya, Silifke arkadaşlar, Çukurova ve Samandağ ovasını örnek olarak verebiliriz. Yani ne diyoruz? Deniz kenarında olan ovalar kıyı ovaları. Bakınız kolay bir şey. Kıyı ovalar haricindeki bütün ovalar iç ovalardır. Bütün ovalar iç ovalardır. Ama yine de ben söyleyeyim. Nerede hangi ovalar var onları bilelim. İlk önce Karadeniz'de Düzce, Bolu, Tosya, Merzifon, Sulova, Amasya, Turhal Ovası'nın diğer adı Kazova arkadaşlar, Taşova, Erba, Niksar, Suşehri Ovaları. Bunlar Karadeniz'de arkadaşlar. Marmara'dakiler ise Ergene. Ergene'de üzerinde ayçiçek tarımı yapılıyor. Türkiye'de en çok ayçiçek tarımının yapıldığı ova. Bu aklımızda bulunsun. Gönen, Karacabey arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa, Balıkesir, İnegöl ve Sakarya. Bunlar da Marmara bölgesinde bulunan iç ovalar. Ege'deki iç ovalar ise Bergama, Torbalı, Ödemiş, Soma, Kırkağaç, Manisa, Akhisar, Turgutlu, Söke, Nazilli, Sarayköy, Denizli, Simav ve Afyon. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Akhisar Ovası önemli. Soruda çıkabilir belki. Akhisar Ovası hem tütün tarımının yapıldığı hem de üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı. Biliyorsunuz belki, şunu söyleyeyim. Kuru üzüm üretiminde dünya birincisiyiz. Bunda da en önemli olan bölge Ege. Ege'de ise Akhisar önemli. Hem bütün tarım yapılıyor hem de arkadaşlar burada üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Çekirdeksiz üzüm özellikle. Yine burada Kırkağaç Ovası var. Kırkağaç Ovası kavunuyla meşhur bir ovamız arkadaşlar. Yine burada bulunan Turgutlu'ya kasaba denildiğini biliniz. Kasaba ismi verildiğini biliniz. Söke'de pamuk yetiştiriciliği yapılıyor. Nazilli'de pamuk yetiştiriciliği yapılıyor. Nazilli Aydın iline bağlı en büyük ilçelerden biridir. Bu da aklımızda bulunması gerekiyor. Pamukla ilgili özellikler var burada. Sarayköy jeotermal santralin olduğu bir ova arkadaşlar üzerinde. Yine Simav'da jeotermal var arkadaşlar ve bu jeotermal evlerin ısıtılmasında kullanılıyor. Aklımızda bulunsun. Ovayla bağlantı kurabilir. Evet. Geçelim Akdeniz bölgesindeki iç ovalar hangileri arkadaşlar? Acıpayam, Tefenli, Korkuteli, Elmalı, Kestel, Burdur, Isparta ve Kahramanmaraş. Bunlar da Akdeniz bölgesinde bulunan iç ovalar. Bu ovaların birçoğu karstik özelliğe sahip arkadaşlar. İç Anadolu'ya geçtiğimizde Eskişehir, Çubuk, Ankara, Konya, Aksaray. Bu ovalar içerisinde
Konya Ovası Türkiye'nin en büyük iç ovasıdır. Bu da aklımızda bulunsun. Artı bu ovalarda buğday tarımı yapılıyor. Yani tahıl tarımı iç ovalar içerisinde en çok bu Konya'dır arkadaşlar, Eskişehir'dir, Çubuk'tur, Aksaray'dır buralarda yapılıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yine Ereğli, Develi ve Kayseri ovalarda iç Anadolu bölgesinde bulunan iç ovalarımız. Doğu Anadolu'da ise Ardahan, Kars, Erzurum, Pasinler, Iğdır, arkadaşlar Erzincan ovaları, Tercan, Muş, Bingöl ve Malatya ovalarını söyleyebiliriz. Arkadaşlar geçen de bir soruda gördüm. Bir bilgi vereyim size. Türkiye'de Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinen ova ya da yer neresi diye sorarsa Iğdır Ovası. Doğu Anadolu'nun Çukurovası neresiymiş? Iğdır Ovası. Iğdır Ovası ile ilgili verebileceğim diğer bir bilgi. Yer şekillerinden kaynaklı mikroklima iklim özelliği taşımaktadır burası. Burada pamuk tarımı yapılmaktadır. Bunu bilelim. Malatya Ovası yine kayısı yetiştiriciliğinde hem Türkiye'de hem de dünyada birinci. Kuru kayısı üretiminde dünya birincisiyiz. Bu da aklımızda bulunsun. Güneydoğu Anadolu'ya geldiğimizde Suruç, Birecik, Altınbaşak, Ceylanpınar ovaları önemli. Kuraklığın en fazla olduğu ovalar buralar. Bakınız kuraklığın en fazla olduğu ovalar. Bunların nedeni ise buharlaşma miktarının fazla olması. Evet arkadaşlar, bulundukları yere göre ovaları kıyı ve iç ovalar diye ikiye ayırdık. Ve bunların isimlerini söyledik. Şimdi ovalarımızı oluşumlarına göre değerlendireceğiz. İlk önce Delta Ovası. Delta Ovası'nda bilmeniz gereken bir ovanın Delta Ovası olabilmesi için. 1. Deniz kenarında bulunacak. 2. Akarsu bol alüvyon taşıyacak. 3. Birikmeler deniz içinde olacak. Denizin içinde olacak arkadaşlar. Denizin içinde olduğu için kıyının sığ olması gerekiyor. Yani ne demek? Kıyının derin olmaması gerekiyor. Kıta sahanlığının geniş olması gerekiyor. Yani şelf sahasının geniş olması gerekiyor. Ve kıyıda etkili gelgit olmayacak. Bu kıyıda etkili gelgitle ilgili soru çıkıyor. Soru çıkıyor. Arkadaşlar örnek vereyim. Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yerde Adapazarı Ovası tam bir delta özelliği göstermez. Bakınız her şey vardır. Bol alüvyon taşır. Birikme akar deniz içerisinde oluyordur. Kıta sahanlığı geniştir. Şelf sahası geniştir. Derinlik azdır ama arkadaşlar burada kıyıda etkili akıntılar vardır. Bu nedenle tam bir delta ovası özelliği taşımaz. Neymiş? Adapazarı ovası tam bir delta ovası özelliği taşımaz. Bir de delta ovalarının olması için gelgit genliğinin az olması gerekiyor. Arkadaşlar delta sadece iç denizlerde görülür. Okyanus kenarlarında delta görülmez. Türkiye'de delta ovası görülmesi neyi kanıtlıyor? Türkiye'nin iç denizlerde olduğunu kanıtlıyor. Yani okyanuslara kıyısının olmadığını bize kanıtlıyor. Yani Türkiye'de gelgit genliği azdır. O zaman tekrarlayalım. Delta ovasının olabilmesi için bir, birikmenin deniz içinde olması gerekiyor. İki, arkadaşlar akarsuların bol alüvyon taşıması gerekiyor. Türkiye akarsuları o zaman bol alüvyon taşıyor. Üç, gelgit genliğinin az olması gerekiyor. Dört, kıyıda etkili akıntı olmayacak. 5. Şelf sahası, kıta sahanlığı ne olacakmış arkadaşlar? Geniş olacak. Bunları söyleyebiliriz. Bunlar aklımızda bulunması gereken şeyler. Türkiye'de delta ovaları dediğimizde ve isimleriyle birlikte söyleyelim hangileridir ve hangi akarsular oluşturuyor. Çarşamba Delta Ovası. Çarşamba Delta Ovası. Ç yazayım arkadaşlar buraya. Çarşamba Delta Ovası'nı Yeşilırmak oluşturur. Yani Yeşilırmak'ın taşıdığı alüvyallar oluşturur. Bafra Delta Ovası. Bafra Delta Ovası'nı ise Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyallar meydana getirir. O zaman iki tane Karadeniz'de Delta Ovamız var. Çarşamba ve Bafra. Ege'ye geldiğimizde arkadaşlar, Dikili Delta Ovası. Dikili Delta Ovası. Dikili Delta Ovası'na D yazıyorum.
Ayrıca bunu ise bakır çayın taşıdığı alüvyallar meydana getirir. Menemen Delta Ovası. Menemen Delta Ovası arkadaşlar. Menemen Delta Ovası. Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyallar sonucunda oluşmuştur. Menemen Delta Ovası ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Çok önemli bir bilgi. Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyallar İzmir Körfezi'ni doldurduğu için Gediz'in yatağı değiştirilmiştir arkadaşlar. Yani İzmir Körfezi'ni doldurmasından kaynaklı. Ve yatak şu anda bulunan Menemen'in bulunduğu yere alınmıştır. O zaman soru olarak çıkarsa, İzmir Körfezi'ni doldurduğu için yatağı değiştirilen nehir hangisidir derse Gediz diyoruz. Aklımızda bulunsun. Bu çok güzel bir soru olabilir. Evet, devam edelim. Devam edelim. Selçuk Delta Ovası. Selçuk Delta Ovası ise Küçük Menderes Nehri oluşturur. Bu daha önce karşılaştığımız bir soru. Bununla ilgili bir soru şöyleydi. Efes şehri deniz kenarında bulunan bir şehirdi. Ama şu anda Efes şehri denizden yaklaşık 7-8 kilometre daha uzaktadır. Bu durumun nedeni nedir? Bu durumun nedenini söylüyorum arkadaşlar. Küçük Menderes'in taşıdığı alüvyonlarla Efes şehrinin olduğu yerdeki alan ileriye doğru gitmiş ve Karadeniz'e doğru ilerlemiştir arkadaşlar. Karadeniz'e doğru ilerlemiş ve yaklaşık 8 kilometrelik alan alüvyonlarla dolmuştur. Burada bir delta ovası oluşmuştur. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada ne dedik? 4 tane var. 4 tane var. 2 tane Karadeniz'deydi. Geçiyoruz Akdeniz'e. Silifke Delta Ovası. Silifke'nin yoğurdu kız seni kimler doğurdu? Silifke Delta Ovası neredeymiş? Burada. Göksu Nehri tarafından oluşturuluyor. Geldik diğer bir delta ovamız Çukurova. Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri tarafından oluşturulur. Bunu biliniz, önemli bir ovamızdır. Soru olarak karşımıza çıkıyor. Yılda yaklaşık 4 çeşit veya 4 kez ürün yetiştirilmektedir. Bu iklimiyle alakalı bir durum. Yetiştirilen ürünlerin verimi yüksek, bu toprakla alakalı bir durum. Biliniz, delta ovalarında alüvyal toprak vardır. Alüvyal toprak taşınmış topraktır. Alüvyal toprak bulunduğu yerin iklimini yansıtmaz. Arkadaşlar, alüvyal topraklar mineral yönünden zengindir. Yani verimlidir. Niçin mineral yönünden zengindir? Her geldiği yerden mineral almıştır. Bu nedenle mineral yönünden zengindir, verim yüksektir. Yani alüvyal toprağın bulunduğu delta ovalarında yoğun bir şekilde tarım yapılır. Çukurova gibi iklimin uygun olduğu yerlerde yılda 4 kez ürün alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman alüvyal topraklar verimlidir. Delta ovalarının bulunduğu yerlerde alüvyal topraklar bulunur. Evet, geçelim oluşumlarına göre bir diğer ovamız karstik ovalar. Arkadaşlar bunlar Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kesteli, Elmalı ve Muğla. Ben bunları Takkem diye kodluyorum. Baş isimleriyle Takkem. Arkadaşlar bunlar karstik arazilerde bulunuyorlar. Karstik arazi deyince kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu ve dolomit gibi malzemelerin bulunduğu alanlarda bulunuyorlar. Bu karstik ovaları biz Akdeniz'de, biraz da Ege'de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar nelerdi? Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla. Arkadaşlar bunlar haricinde eğer çok ayrıntıya girerse Hüseyin'e, Burdur, Bucak ve Çeltikçi'yi örnek olarak verebiliriz yine. Denizli Tavas Ovası'nı örnek olarak verebiliriz. Ama bunlar çok ayrıntı. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Evet, oluşumlarına göre diğer ovalarımız ise tektonik ovalar. Tektonik ovalar deyince tektonik hareketler sonucu meydana gelen, çevresine göre alçakta kalmış alanlar olacak. Tektonik hareketler sonucunda fay hatlarımız oluşuyordu değil mi? Bu fay hatları üzerinde bulunurlar genel olarak. Fay hatlarımız nelerdi arkadaşlar? Kaf. Kaf neydi? Kuzey Anadolu fay hattı. Başka?
Daf neydi? Doğu Anadolu fay hattı ve şurada Baf bulunuyordu. Batı Anadolu fay hattı. Bunlar üzerinde bulunuyorlar. Kaf üzerinde bulunanlar. Kaf üzerinde bulunanları söylüyorum. Kaf üzerinde bulunan ve Marmara bölgesinde olanlar. Meriç, Gönen, Manyas, Ulubat, Bursa, İnegöl, Yenişehir, İznik, arkadaşlar Gemlik ve Sakarya. Bunlar ne üzerinde bulunuyormuş? Kaf üzerinde bulunan ve Marmara bölgesinde olanlar. Kaf üzerinde bulunan Karadeniz'de olanlar ise arkadaşlar, bunlar Bolu, Düzce arkadaşlar, Tosya, Vizirköprü, Sulova, Taşova, arkadaşlar Zile, Turhal, Turhal'ın diğer adı neydi? Kazova, Erba, Niksar ve Suşehri. Bunlar da Kaf üzerinden bulunan ovalardı arkadaşlar. Geçiyoruz Daf üzerinde bulunanlara. Daf üzerinde Amik arkadaşlar, Antakya, Kahramanmaraş, Elbistan, bunlar Amik, Antakya ve Kahramanmaraş arkadaşlar Akdeniz bölgesinde bulunuyor. Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, bunlar da Doğu Anadolu'da bulunuyor. Burada bir hatırlatma da bulunacağım. Elbistan ilçemiz Kahramanmaraş'a bağlıdır. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer alır. Fakat Elbistan ilçemiz Doğu Anadolu toprakları içerisinde yer almaktadır. Aynen nere gibi arkadaşlar? Aynen neresi gibi? Konya Seydişehir gibi. Konya Seydişehir Konya'ya bağlıdır ama Antalya bölümündedir. Yani Akdeniz'de yer almaktadır. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Baf üzerinde nereler var? Baf üzerinde arkadaşlar ilk önce Ege'de olanları söylersek Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Akhisar diyoruz arkadaşlar. Marmara'da olanlar ise Balıkesir arkadaşlar. İçeride iç bölgelerde ise Konya, Eskişehir arkadaşlar, Akşehir, Eber, Çubuk, Kayseri ovaları da tektonik ovalar olarak bilmemiz gereken ovalar. Bir de volkanik ovalarımız olan Kayseri Develi Ovası da volkanik ovalara örnektir. Yani volkanik arazi üzerinde kurulmuştur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin ovaları, ovaların bulundukları yerleri, oluşumlarına göre ovalar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.